Bu arada Joy geliyor. Gel oğlum. Gel. Gelmek ister misin? Gel. Herkese merhaba. Joy merhaba demek ister misin? Şu an siz oluyor mu? Gel de merhaba de. Bugün sizinle terazi burcunu paylaşıyor olacağım. Terazi burcu 12 burcun 7.si oluyor ve bu şu demek oluyor. Şimdi biz 6 burcu bitirdik. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak. Doğum haritasında alt taraf ben demek, yani ben kısmı. Üst tarafta yani 7-12 biz demek. Şimdi terazi ile beraber bize geçmiş bulunuyoruz. Ve bu arada benim o doğum haritası incelediğim bir videom vardı. Orada anlatmıştım size detaylıca bir doğum haritası nasıl incelenir diye. Onu da izlemediyseniz, artık zaten terazi burcuna kadar geldiyseniz astrolojiye bir merakınız olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu şuralarda bir yerde bırakacağım. İzlerseniz daha da böyle detaylı bilgi edinebilirsiniz. Şimdi ben terazi burcuna başlıyorum. Şimdi terazi burcu 7. evi sembolize ediyor ve 7. ev ne demek? Uzun ilişki ve kontrat evi diye geçiyor. Yani bu burç, terazi burcu kadını ya da erkeği aslında uzun ilişkiden hoşlanır ve kesinlikle biz demeyi sever. 3 olumlu, 3 olumsuz olarak biliyorsunuz her videoda sizinle paylaşıyorum. Bu videoda da öyle yapacağım. Ama önce bir genel olarak tanıtmak istiyorum. Kadınları, şimdi gezegeni Venüs. Boğanın da Venüs'tü. Terazinin de aynı şekilde Venüs. Venüs olduğundan dolayı da böyle bir çekicilik, bir cazibe, bir böyle alım katıyor açıkçası. Hem kadınına hem erkeklerine. Artık böyle sırayla da gitmiyorum. Normalde mesela videonun sonunda söylemeyi düşünüyordum. Ama örnek vereyim şimdiden. Mesela Hülya Avşar tamamen terazi kadını. Tarkan net bir şekilde yine terazi erkeği. Hazal Kaya, Burcu Esmersoy, Kate Winslet, Marion Cotillard hepsi terazi kadınları ve bu kadınların gözlerinde böyle değişik bir çekicilik vardır. Genel olarak terazi burcunun konuşması böyle yumuşaktır. Her girdiği ortamda kesinlikle sevilir. Aslında bence sosyaller midir? Evet, kesinlikle sosyallerdir. Ama istedikleri zaman, yani terazi insanları istemedikleri bir şeyi öyle kolay kolay, bir balık gibi mesela, sizi mutlu etmek için hep yapmazlar. Ya da bir yaparlar, iki belki yaparlar ama kendileri de biraz olsun keyif alıyorsa. Sadece sizi odaklı yapamazlar. İlişkide değillerse. Çünkü duygusal ilişkide olduklarında sadece durum değişir. Çok özet olarak bunları söyleyip şimdi 3 olumlu, 3 olumsuz özelliğine geçiyorum. Terazi burcunun en ana 3 olumlu özelliğinden birincisi adalet arar. Şimdi terazi burçları kesinlikle zaten böyle hak, hukuk. O birinin mesela hakkını yerseniz ilk önce size hayır burada yanlış yaptım böyle olmaz diyecek burç terazidir. Dolayısıyla onun için denge ve kim haklıysa ona hakkını vermek, birinin hakkının yenmemesi çok önemlidir. Ben bu sebepten dolayı açıkçası terazi burçlarının mesela çok iyi hukukçular olacağını düşünüyorum ya da çok iyi politikacı olabilirler bu anlamda. Çünkü onlar için doğru bildikleri bir şey varsa bundan dönmezler. Adalet, hukuk onlar için çok önemlidir. Şimdi ikinci olumlu özelliği terazi burcu hava grubuna ait. Yani ikizler kova, terazi üçü de hava. Bu sebepten dolayı sözünü esirgemez. Farkındaysanız bakın bir çevrenize. Kova burcu zaten net. Yani benim kova burcunu anlatırken daha da detaylı anlatacağım. Hem burcum kova hem yükselenim kova. Kendimden çok çok iyi biliyorum. Kova burçlarından da biliyorum ve ikizleri de biliyorum. Terazi de aynı şekilde. Asla ama asla sözünü esirgemez. Ama bütün bu ikizler, kova, terazi, 3 burç içinde en tatlı dille ifade eden burç da terazidir. Bana kalırsa Venüs'ten dolayı. Çünkü dediğim gibi böyle bir cazibe, bir hoşluk katar bu gezegen onlara. Böyle bir auraları ya da böyle bir etkileri vardır. Ama sözlerini esirgemezler. Yani bir terazi burcuyla konuşuyorsanız şundan emin olun, öyle kolay kolay size siz mutlu olun diye sizin hoşunuza gidecek şeyleri söylemez. Dili keskin olabilir ama dediğim gibi 3 burçtan en az keskin olanı. Eğer ki varsa aranızda, sonuçta terazinin arkası koç ve bazen hani koç nasıl sinirlenip bir anda böyle patlayabiliyordu, sonuçta o da ateş grubuna ait ve ateş daha böyle
Yani konuşur, deli gibi patlayabilir ama kin tutmaz akrep gibi. Terazi de burada bazen o kadar mesela hak hukuk arayışına girebilir ve bir anda kaptırabilir ki kendini, dili keskinse, eğer terazi burcuysanız ve diliniz keskinse buna biraz dikkat etmenizde fayda var. Çünkü açık sözlü olduğunuz için karşınızdakinin kalbini kırma olasılığınız var. Üçüncü olumlu özelliğiniz sevgili teraziler şu. Terazi burçları kesinlikle bence tembel değillerdir. Tembel olarak biliniyorlar aslında. Yani genelde yattı mı yatar derler teraziler için. Ama şöyle bir şey var ve bu çok önemli bir ayrım olduğunu düşünüyorum. Terazi burcu kesinlikle çok çalışkan bir burçtur. Ama terazi olduğundan dolayı çok çalışır, çok çalışır, çok çalışır. Sonra da çok yatar. Ama yani bayağı yatar. Ve dolayısıyla o anlarına denk gelirseniz tabii ki de ona tembel deme olasılığınız yüksek. Ama aslında çalıştığında çalışır, yattığında yatar demek bu burç için çok daha doğru olur. Çünkü kafasına koyduğunu yapar. Yani eril bir burç ve dolayısıyla da hareket de sever. Hareketsiz kaldığında hareketsiz kalır. İşte bazen sağ solu hiç belli olmaz. Hani tam yapacak dersiniz onu yapmayabilir. Çünkü içinden nasıl geliyorsa öyle davranır. Ama terazi için kesinlikle çalışkan diyebilirim. Çünkü istedi mi her şeyi başarabilecek güce sahip olduklarını çok yakından biliyorum. Şimdi 3 olumsuz özelliğine geçecek olursak. Birincisi dengesizdirler. Ve terazinin bu hayatta öğrenmesi gereken en önemli ders dengedir. Yani sevgili teraziler, dengeyi bulmanız gerekiyor. Çok gidip gelebiliyorsunuz. Sizin bu hayatta aslında en önemli noktanız dengeyi bulmanız. Yani bir gün canınız bir şey isterken ertesi gün başka bir şey isteyebiliyor. Yani her şeyde denge. Yani dediğim gibi bir çok çalışırken bir az çalışabiliyorsunuz gibi gibi. Yani her konuda bu aslında hayatınızda olabiliyor. Sizin dersiniz de bu olduğu için buna dikkat etmenizde fayda olabileceğini düşünüyorum. İkinci, olumsuz diye tabii burada adlandırıyorum ama aslında pozitif negatif yönleri olarak bunu alın. Tabii ki. İlişki çok sever terazi ve dediğim gibi 7. evin burcu olduğundan biz der ve uzun ilişki, hani kontrat evi dedim. Burada çok fazla ilişkinize yönelirseniz arkadaşlarınızı ihmal etme olasılığınız var. Ve bütün 12 burç içinde buna en olası olan, bunu yapmaya en yatkın olan burç diyeyim, terazidir. Çünkü aslında terazi uzun ilişki burcu bir yerde. Bunu çok sever. Yani böyle hop hop, hani aslan mesela çok flörtidir. İşte koç da aslında öyledir. Hani böyle severler yani. Kova da aynı şekilde. İkizler, yay, onlar daha böyle gezsin eğlensin ama terazi de eğlenceyi falan seviyor ama daha böyle bir olalım, işte beraber hani bir yuva kuralım diyeceğim ama bu çok böyle Türk filmi şey olacak. Ya böyle birlik duygusu ilişkide onlar için çok önemli ve bunda da uzun ilişki, beraber yapmak, işte her şeyi beraber yapmak onlar için çok önemlidir. Ama bu noktada arkadaşlarınıza da zaman ayırmaya özen gösterin. Tek odağınız, ilişkiniz olursa yine dengenin şaşması muhtemel. O yüzden bunda da aman dikkat. Şimdi üçüncü olumsuz özelliklerine gelirsek, terazi burcu koçtan sonra en inatçı burçlardan biridir. Burada ne demek istiyorum? Hava burcu dedim ya, kafasının dikine gidebilir. Yani terazi burcunu öyle kolay değildir ikna etmek. O ne istiyorsa onu yapar. Keyfi o gün onu istemiyorsa asla yapmaz. O yüzden terazi burcuylaysanız bu iniş çıkışlara dikkat etmenizde çok fayda var. Evet, iniş çıkışları vardır çünkü onların bu hayatta aradığı şey dengedir. Dengeyi bazen çok severler, bazen hiç sevmezler. Bu bile onlar için bir sorun olabilir. Terazi burcu birebir ilişkiden hoşlanır. Estetiğe çok önem verirler. Zaten Venüs'ün etkisinde oldukları için alımlıdırlar dedim en başında videonun. Ve bu alımlı olmalarından, çekici, cazibeli olmalarından dolayı da giyimleri de öyledir. Kesinlikle bir aslan kadar şaşalı giyinmez. Hani aslan yani abartıyı sever. Sonuçta gösterişi sever. Böyle sahne kostümü giymeyi sever gibi düşünün aslanı. Ama terazi daha çok böyle gece davet elbisesi mesela giymeyi sever gibi düşünün. Yani spor şıkın bir tık üstü aslında belki diyebilirim. Böyle giyimi, kuşamı güzel olsun, işte güzel yerlerde yemek yesin. Aslan kadar değil ama ondan sonra gelen burçtur. Kesinlikle diyebilirim. Estetiğe önem verirler. Zaten Oscar Wilde da terazi burcu
ve Oscar Wilde'ın özellikle The Portrait of Dorian Gray diye Dorian Gray'in portresi kitabını okuduysanız ve başka kitaplarında da yani hep estetikten bahseder. Tamamen teraziyi anlamak üzerine de yazılmış bir kitap o gözle okursanız da. Dolayısıyla estetik onlar için önemlidir. İş olarak da ne yapabilirler? Şimdi moda kesinlikle terazilere uygun. Hukuk, politika, siyaset bu alanlarda başarılı olmaları çok muhtemel. Terazi ile ilgili söylemem gereken bir şey daha var. Yalnızlıktan çok hoşlanmazlar. Şimdi teraziler sosyal insanlardır. Değişik bir auraları vardır diyeceğim. Yani bunu nasıl tanımlayabilirim bilmiyorum. Herkes onları sever. Hani en sevilen burçlardan biridir. Ve aslında çok enteresandır ki benim deneyimlerime göre yorumlarınızı lütfen paylaşın bu konuyla alakalı. Bu video için size sorum bu olacak. Benim deneyimlerime göre balık, terazi ve boğa en çok böyle hani girdiği ortamda hani hiç tanışmadan hatta sevilen burçlardan üçü. Bana kalırsa ilk balık sonra terazi ama genel astrolojiye benim bütün araştırmalarıma göre hani en çok terazi deniliyor. Sizin bu konuda yorumlarınız ne? Sizce bir ortama girildiğinde hiç konuşmadan en sevilen burç ne? Bunu açıkçası merak ediyorum ve bu videoyu izleyen herkes en azından bir burç yazarsa sadece ismini dahi olsa mutlu olurum. Çünkü bana da bir veri sağlar. Sizin deneyimleriniz bu anlamda ne? Onu merak ediyorum. Dolayısıyla onu severler. Yani terazi kendini sevdirir. Şöyle de bir şey var. Venüs'ün doğasında düşünmek olmadığı için özellikle ilişkideyken bir terazi kadını ya da erkeği duygularıyla hareket etmeye çok meyillidir. İşbirliği içinde olmayı severler. Genelde böyle tek başlarına bir iş yapmaktan çok da hoşlanmazlar. Onlara biriyle iş yapmak çok daha uygundur. Son olarak da terazi burçları yani yengeç nasıl evde zaman geçirmeyi seviyorsa terazi de bir o kadar evde zaman geçirmeyi sevmez. Hoşlanmayabilir daha doğrusu. Şimdi terazilere benim söyleyeceğim son sözüm şudur. Arkanız koç. Koç nasıl ilk burçsa ve ben diyorsa 7. burç da yani terazi de biz der. Şimdi siz çok fazla mesela bir ilişkideyseniz ve kendinizi çok kaptırdıysanız dikkat edin. Kendinize bir dönüp bakmanızda hani siz neredesiniz? Yani kendinizi kaybettiniz mi? Yoksa gerçekten o ilişki dengeli bir şekilde gidiyor mu? Buna bakmanızda fayda var. Açıkçası terazi burcu benim anlatmayı şahsen en zorlandığım burçlardan biri. Babamın burcu terazi. Çok terazi erkeği tanıdım hayatımda ve çoğunun kesinlikle dengesiz olduğunu deneyimlerime göre söyleyebilirim. Ama aynı zamanda çok eğlenceliler. Sağları solları hiçbir şekilde belli olmuyor genel olarak. Terazi burcu bu şekilde. Size sorduğum soruyu yorumlarda bekliyorum cevaplarınızı. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi önemsiyorum ve bundan sonraki sıradaki burç bana soruyorsunuz akrep olacak. Her burç tarihine göre geliyor bilginiz olsun. Dolayısıyla akrep ne zaman başlıyorsa tarihi ya tam o anda ya da bir hafta önce bir hafta sonra zaten yayınlamış olurum %90. Haftaya görüşmek üzere sevgiyle ve neşeyle kalın ve bu arada iyi ki varsınız. Gerçekten çok keyif alarak bu videoları çekiyorum. Haftaya görüşmek üzere. Bu arada Joy geliyor. Gel oğlum. Gel. Gelmek ister misin? Gel.